millet, ne haber, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Yatanlara iyi yatmalar, gezenlere iyi gezmeler der, çalışanlara iyi dersler, benim gibi yepyeni bir video ile birlikte olanlara da iyi videolar. Ben Orhan Berkan ve karşınızda... utangaç Dino. Oğlum millete götünü dönme kızım, ayıp değil mi? Merhaba Dino. Ay sıçıyor mu, sıçıyor mu, sıçma, sıçma Dino. Sıçma hareketi bu sanki Dino'nun, her neyse. Üstüne basmıyordu onu. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler Dino. Gelip sıçtı. Dino'nun pisliği. Evet arkadaşlar, bugün balık serimizden efsane bir balık var. Ben bunu pazarda gördüm. Hayatımda hiç alabalık yemedim. Efsane bir balık. Onu deneyeceğiz. Ama videomuzun sonunda kanalımıza en son olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Öyleyse gelin hep birlikte videoya geçelim. Videoya, videoya, videoya. Aman yarabbi. Videoya. Arkadaşlar, balığı gördüğünüz gibi balığımız alabalık. Zaten kendisi vıcık vıcık bir balık. Arkadaşlar, bugünkü balığımızın ismi alabalık, soğuk su balığı. Soğuk suda yaşıyor, yakalanması zor, çiftlikleri var, üretimi zor, cıvık cıvık, yapışkan yapışkan, vıcık vıcık bir balık. Efsane bir balık. Hayatımda hiç yemedim. İlk defa sizlerle birlikte tadına da bakacağım. O zaman balığımız yeme vakti. Arkadaşlar, balığımız gördüğünüz gibi cıvık cıvık bir yapıya sahip. Abi bu balık zaten tatlı suyun efsane balıklarından. Ağzına baksanıza, bak sesi dinleyin sadece bak. Efsane balık ya, tatlı suyun inanılmaz balıklarından. Bunu genellikle çiftliklerde de yetiştiriyorlar arkadaşlar. Bu akarsularda da yetiştiriyorlar. Kaslı bir balık. Suyun yüzeyine doğru böyle zıplayıp 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 gidiyor. Efsane bir balık. Zaten yumuşacık bir yapısı var. Üstünde pul yok bakın. Oo! Abi dişleri efsane yalnız. Bak balığın burun yapısı benim çok dikkatimi çekti. Kavisli bir yapı var. Bu alabalığın kavisli yapısı olduğu için muhtemelen etle besleniyor. Ve dişleri törpülü bak. Fişek gibi kafasıyla vurup bayıltıp imha edip yiyor abi. Şimdi balığın içine bakalım. Ay, balığın midesi. Bunu ben alırken şey oldu. Bu balık erkekmiş arkadaşlar. Balığın bu sperma torbası erkek olduğunu gösteriyor. Bu balığın bağırsakları. Şimdi şöyle. Balık arkadaşlar. Baktım. Tek kılçıklı balık. Yani içerisinde ince bir kılçık var. Onu söktüğümüzde kılçıksız. Löp löp yiyebiliriz bunu yani. Şöyle bakın. Şunları şöyle ayıklayalım kenara. Hemen sökeyim. Böyle hemen. Bakın kılçığı çıktı. Hemen. Bakın hemen kılçığı çıktı. Arkadaşlar balığımız. Ooo, filoto direkt hazır. Abi filoto direkt hazır. Efsane. Şimdi bunu ben bir hemen yıkayayım, geliyorum. Evet, balığımızı güzelce yıkadık arkadaşlar. Üstünde pulu yok balığın. Şöyle yaptığımda bakın hiçbir pul çıkmıyor. Direkt sadece iç kemikten ibaretmiş. Oğlum çok güzel. Tam boyutlarında bir alabalık arkadaşlar. Soğuk su balığı zaten. Kendisi zaten soğuk olan her şey lezzetli oluyor. Şöyle dedim, Ruslar, yani Ruslar neden güzel? Soğuk iklimde yetişiyorlar çünkü abi bak. Bu da soğuk balık. Şimdi bunu filetosunda yaptık. Eti bembeyaz. Sadece şu ortada bir kılçık var. O da sırt zinciri. Onu da yerken bir zahmet çıkarıverin yani. Bunu arkadaşlar genelde ne yapıyorlar? Fırınlıyorlar. Fırında buğulama şeklinde yapıyorlar. Ya da tavada kızartarak yapıyorlar. Hangisi size daha makul gelirse. Ben bunu tavada kızartarak yapacağım. Öyle yiyeceğim, öyle tadına bakacağım. Kararlıyım. Efsane oldu. Süper balık. Arkadaşlar, balığımızı koyduk. Şu an balık çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi...
balığı kızartma yapıyorum. Alabalık kızartması. Dino da çok sever değil mi kızım? Balığın bir tarafı pişti muhtemelen. Balık kızaracak. Kızardıktan sonra koyacağız ve tadım testine bakacağız. Bakalım balığımızın tadı nasılmış. İlk defa, hayatımda ilk defa yiyoruz. Dino da ilk defa yiyecek. O zaman pişsin. Dino, kız dön götünü. Evet arkadaşlar, alabalığımızı çok güzel bir şekilde pişirdik. Merak ediyorum tadı nasıl diye. Hayatımda ilk defa sizlerin karşısında alabalık yiyeceğim. Belki enteresan geliyor olabilir. Türkiye'de yaşıyorum ama Ege bölgesindeyim. Bizim burada alabalık maalesef yok. Bizim burada genellikle Ege'de olduğumuz için tuzlu su balıkları var arkadaşlar. Şimdi şöyle, alabalığın eti çok yumuşakmış. Ben pişirirken hata yaptım. Fazla şey yaptım abi. Unlayıp böyle şey gibi de yapabilirdim, şinistel gibi de yapabilirdim, balık şinistel. Şimdi ya abi, et but kelle balık yenir elle, öyle bir şey var işte, her neyse. Şimdi balığın derisiyle gerisi der zaten bizim atalarımız. İlk derisinin tadına bakalım. Allah, balığın derisi yağlı ve lezzetli. Balığın etine bakalım. Bir daha bakalım. Abi bu balık sanki tuzlu su balığı gibi ya tadı. Dino, Dino da bakmak ister misin kızım? Gel. Sen de bir yudum bak. Hadi gel. Gel. Dino. Hadi bak, bir yudum. Dino bakmak istemiyor arkadaşlar. Dino bu balığı sevmedi. Yalnız balığın tadı, dediğim gibi, balık gerçekten de lezzetli. Balığın tadı nasıl? Şöyle biraz daha yiyin. Balığın tadı biraz yava. Tavuk göğsüne benziyor tadı. Hafif tavuk göğsünü andırıyor. Hafif de belki deniz balığı yemişsinizdir. Hamsiyi andırıyor. Hamsinin büyük versiyonu gibi. Ciddi diyorum ya. Hamsi yemeyen yoktur aramızda muhtemelen. Hamsinin büyük versiyonu gibi. Biraz da soğan alayım. Gerçekten hamsinin büyük versiyonu gibi. Oğlum ben bu balığı çok sevdim Dino. Oğlum ne kızıyorsun Dino? Balığı sevdim diyorum. Balıktan biraz daha yiyeyim bakalım. Arkadaşlar balık mükemmel. Bu balığa puan vermem gerekirse balığa puanım 10 üzerinden 8. Neden? Ağzı dağılan bir yapısı var ama yavan biraz tadı var.
Arkadaşlar şey gibi düşünün. Tavuk göğsü gibi. Ben oldum olası tavuk göğsüne o kadar bağımlısı değilim. Yavan oluyor. Ama eti muazzam. Hem kılçıksız hem mükemmel bir eti ve yumuşak. Hafif de yağlı. Abi balık sonuçta yokuş yukarı çıkıyor. Akıntıya karşı yüzdüğü için balık mükemmel olmak zorunda. Yoksa yaşayamaz. Balığın biraz zaten de bakayım şöyle. Dino'cum öyle durdun. Gel. Hafif ucundan bak. He? Ay beğenmedin mi? Beğenmedi. Şöyle tadına baktı, beğenmedi. Balığa puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Dediğim gibi 10 üzerinden 8 olmasının sebebi hafif yavanlık olmasından dolayı. Balığa başka bir şeyim ama bu balığı yerim. Yenilmeyecek bir balık diye arkadaşlar. Kılçıksız olması da ayrı bir zevk verici, yemin ediyorum ya. Her neyse. Ne dedim? Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var demiştim. O zaman özel bölgemize geçelim. Evet arkadaşlar, sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var demiştim. Kanalıma en son abone olup videoma like atıp ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını sizler için söylemek istiyorum. Burcu Yücel, Ömer Yıldırım, Zekali, Enes Güykara, Eray Tatar, Ömer Yıldırım, Mirza Yunus Uludağ, Eylül Su Baykal. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine biz de Orhan Tümerkan kanalıyla abone olduk. Değil mi Dino? Kız? Tamam. Ve ismini söyleyip ismini çıkardık. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve dua edin ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.